Merhaba, ben Doktor Ayça Çorbacıoğlu, perinatoloji uzmanıyım. Bugün size ense kalınlığı hakkında bilgi vermek istiyorum. Ense kalınlığı ultrasonda 11 ile 14 hafta arasında rutin olarak yaptığımız bir ölçümdür. Haftaya göre değişmekle birlikte genel olarak 3,5 mm'nin altında olmasını beklemekteyiz. Eğer bu seviyenin üzerinde bir ense kalınlığı saptamışsak, bu cilt altında ödem olduğunu bize gösterir ve bebekte yapısal veya genetik bir rahatsızlık olabileceği konusunda bize uyarır. Bu nedenle ense kalınlığı yüksek gördüğümüz zaman ilk önce detaylı bir şekilde bebeğin tüm organlarını inceleriz. Tabii ki 11 ile 14 hafta arasında bütün hastalıkları saptamak mümkün değildir. Ama yine de hastalıkların birçoğunu, özellikle ağır olanları ve toplamda da tüm olabilecek hastalıkların %60-70'ini bu haftalarda detaylı bir ultrasonla saptamak mümkündür. Bu ultrason taramasından sonra herhangi bir anormallik bulsak veya bulmasak dahi mutlaka bebekten genetik inceleme yapmamız gerekir. 11 ile 14 haftalar arasında genetik inceleme chorion villus biyopsisi adını verdiğimiz plasenta, yani bebeğin beslendiği eşten alınan biyopsi vasıtasıyla olmaktadır. Çünkü bu haftalarda amniyosentez olarak daha sıkça bilinen genetik test yapamamaktayız. Haftanın küçük olmasından ötürü. Bu CVS, yani chorion villus biyopsisinde bebeğin eşinden küçük bir parça alıp genetik laboratuvarına yollayarak bebeğin genetik hastalıklarını analiz etmekteyiz. Eğer yapısal bir hastalık yoksa ve genetik analiz bize normal olarak gelmişse bebeği 18-20. Haftalarda bir kere daha detaylı bir şekilde inceler. Bizim daha önce göremediğimiz bir hastalığın var olup olmadığı konusunda bebeği muayene ederiz. Yine bir şey bulmadığımız zamanlarda tekrar yine 23. ve 30. haftalarda detaylı bir şekilde analiz ederiz. Bütün her şeyin normal olması durumunda, yani hem ultrason hem genetik incelemelerin normal saptanması durumunda ense kalınlığı nedeniyle bir bebeğin ileride hasta olma ihtimali %1'in altına inmektedir. Bu nedenle her ense kalınlığı teşhisi koyan insanların endişeye duymaması, bu testleri sırasıyla yaptırıp düzgün bir şekilde bebeklerini inceletmesi gerekmektedir.